Hepinize hoş geldiniz. Ben İrfan Doğan, her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Gündem yoğun ama gündemin ilk sıralarında gübre konusu hala sıcaklığını koruyor, yerini koruyor. Çünkü baktığımız zaman hem fiyatlarda ciddi bir artış var. Türkiye'ye özgü bir durum değil. Dünyada fiyatlar artıyor. Dolayısıyla biz ithalata bağımlı bir üretim modelinde hem dış piyasa hem iç piyasadaki gelişmeleri ve dolayısıyla alınan kararların da sektöre, önümüzdeki döneme dair etkilerini konuşmaya çalışacağız. Fiyat artışlarının çiftçinin gübre kullanımına kadar etkisini süremiz verdiğince ele alacağız. Tekfen Holding Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral bugün konuğumuz. Hakan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İrfan Bey, merhaba. Merhabalar. Şimdi süreyi iyi kullanmak adına dediğimiz gibi son dönemde kimyasal gübre sektörü neredeyse her gün değişen fiyatlarla birlikte tarım sektörünün ilk ana sıcak konuların başında geliyor. İşte potas, fosfat, azot, bunlar tabii 3 ana ham madde grubunda yer alıyor ve tüm dünyada neredeyse herhalde son 10 yılın belki en yüksek seviyeleri konuşuluyor ve dünyada da gıda enflasyonu tarafında ya da enflasyon tarafına daha doğrusu itici bir güç olarak arka planda gözüküyor. Doğalgaz, enerji tarafındaki fiyat hareketlerini de işin içine katarak. Şimdi Türkiye'de de bildiğim kadarıyla ham maddenin neredeyse %95'i ithal kimyasal gübre sektöründe. Dolayısıyla kur artıyor, işte ham madde üretimi dünyada azalıyor. Böyle bir kısır döngü içerisinde biz bu fiyat hareketlerini görüyoruz. Bir taraftan da işte dün resmi gazetede yayınlanan bir gübre ihracatının kayda bağlanma kararı var. Şimdi isterseniz şimdi biraz en başından başlayalım. Bizim kümyasal gübre dediğimiz ama ana ham maddelerimiz nedir? İthal yerli oranımız ne oranda? Tamam, teşekkür ederim. İyi yayınlar dileyerek başlayayım. Şimdi öncelikli olarak şunu bir not düşmek istiyorum. Tabii tarım gıda dediğimiz süreç bir ekosistem. Bu ekosistemdeki girdilerden yalnızca bir tanesi gübre. Gübreyle beraber tohumu, mazotu, traktörü, işçiliği gibi pek çok girdisi var, satışı var, pazarlaması var, finansı var ve son dönemde sizin söylediğiniz gibi bütün dünyada yaşanan son 12-15 yılın en yüksek gıda enflasyonu herkesi rahatsız ediyor. Gübrenin özeline geldiğimiz zaman şöyle bir durum var. Gübrede biz gübreyi aslında terminoloji olarak bitki besleme ürünü olarak nitelendiriyoruz. Çünkü hakikaten bitkinin beslenmesi için temelinde olmazsa olmaz 3 bileşikten oluşuyor. Bunlardan ilki azot, havada en fazla bulunan aslında gaz formundaki element. Onun arkasından fosfat, onun arkasından da potasyum olarak nitelendiriyoruz bu ana bitki besleme maddelerini. Türkiye bu maddelerin neredeyse tamamı açısından da çok çok fakir. Azot, doğalgazın yüksek oranda ve ucuz miktarda bulunduğu ülkelerde doğalgaz çevrimiyle beraber bizim siyah azot, siyah amonyak dediğimiz çevrimle beraber üretiliyor. Dolayısıyla petrolün, doğalgazın daha ucuz olduğu Rusya, Mısır, Katar, Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkelerde uygun fiyatla üretilebiliyor. Fosfat dediğimiz bir maden, bildiğimiz madencilikle beraber topraktan çıkartılıyor. Ağırlıklı olarak Tunus, Fas, Senegal gibi yörelerde, Mısır gibi yörelerde bulunuyor ve bütün dünyaya da buralardan pazarlanıyor. Potasyum ise Kanada, Rusya, Belarus gibi coğrafyalarda bulunuyor. Türkiye'de yalnızca Mazı Dağı'nda bir fosfat madenimiz var. Bu da düşük tenörlü bir maden ama orada bir işletmemiz, Türkiye'de bir yatırımcımızın faaliyete soktuğu işletmemiz fosfatlı gübre üretmek üzere faaliyette bulunuyor. Son bir yılda küresel fiyattaki hareketler nasıl? Çünkü dediğimiz gibi sonuçta ithalata bağımlıyız. İzleyenlerin biraz daha kafasını somutlaştırması açısından. Şimdi aslında pandemi dönemiyle beraber dünya bütün emtialarda bir çevrimden geçti. Fiyatlar ilk önce çok düştü. Bununla beraber bütün dünyadaki bu madenleri çıkartan ya da bu ürünleri üreten bu emtiaları üreten
üreten tesisler, başta petrokimya tesisleri olmak üzere kapananlar oldu. Çok düşük kapasitelerde çalışanlar oldu. Arkasından hızlı bir endüstrinin canlanması olunca arz talepteki dengesizlik dünyadaki bütün metallerin fiyatlarında anormal yükselişlere sebebiyet verdi. Bakır da bunlardan, pirinç de bunlardan, alüminyum da bunlardan, gübre ham maddeleri de bunlardan. Şimdi ben eğer son bir yıl diye ben aslında iki tane data seti hazırladım. Buradan izninizle hızlı hızlı okumak isterim. Lütfen. 2020 Ocak'ında amonyağın tonunun fiyatı 221 dolardı. Bir yıl önce 2020 Eylül'ünde yine 195-200 dolar bandına geldi. Fakat 2021'in bugünlerinde dün itibariyle 700 dolara çıktı. Dolayısıyla 221 dolardan 700 dolara çıktı amonyak. Amonyak bütün gübre çeşitlerinde hem azotlu gübrelerde hem DAP dediğimiz amonyum fosfat gübresinde hem de NPK gübrelerinde azot sağlayıcı olarak kullanılıyor. Kükürt sülfürik asit üretiminde kullanılıyor ve sülfürik asit gerek sülfürik asit olarak DAP üretiminde gerekse pek çok NPK gübrede ikinci bitki besleme ürünü olarak kullanılıyor. Kükürt'ün serüveni biraz daha maceralı. 2020'nin ocağında 40 dolardı. 2020 Eylül'de 63 dolara geldi. 2021'in bugünlerinde 220 dolarlara geldi. Yani 40 dolardan 220 dolara dediğiniz zaman 5,5 kat artmış oldu kükürt. Potasyuma bakarsak 2020 Ocak'ta 240 dolardı. 2020 Eylül'de 214 dolara geldi. Bu günlerde ise 480 dolarlar seviyesinde. Dolayısıyla ham maddelerde inanılmaz bir buna rally deniyor ya da fiyat artışı yaşandı. Bu fiyat artışı tabii pek çok imalatçıyı ne yapacağını bilmez. Fiyatları seyreder. Pozisyon alsam mı almasam mı durumunda kararsız bıraktı. Çünkü şu da bir gerçek. Bu fiyatlar çok hızlı çıktığı gibi inebiliyor da ve indiği noktada da eğer elinizde stoklar varsa burada çok ciddi zararlar realize etmeniz mevzubahis olabiliyor. Gübre fiyatlarını bir sonraki sorunuzda soracaksınız diye ben burada durdum. Şöyle soracağım aynen. Şimdi genelde dediğiniz gibi tarımda girdileri biz hep konuşuyoruz işte üretici fiyatlarına yansıması, yansımaması, tohumu, zira ilacı, bitki koruma, besleme hepsi. Ve bunları da genelde konuşurken geçtiğimiz yıllarda tek faktör kurdaki etkiydi. Kur yukarı çıktığı için fiyat artışı oluyor diye konuşuyorduk. Ama şimdi kurla beraber dünyadaki fiyat artışı var. Enerjide krizden söz ediliyoruz. Üretim tarafında arzda sıkıntılar var ki bazı fabrikalar üretimi ya durdurdu ya kısıtladı. Dolayısıyla ham maddeye erişim tarafında da sıkıntı yaşıyor musunuz? Ve buna benzer daha önce bu hepsinin bir arada olduğu ben senaryoyu pek hatırlamıyorum. Herhalde bu biraz ilklerden bir tanesi gibi. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi fiyat artışlarını yönetmek bir yerde ekonomik bir karardı. Biz Türkiye'de 3 tane fabrikamız var. Türkiye'nin en büyük üreticisiyiz. 1000'e yakın bayimiz var. Dolayısıyla biz hem markamıza sahip çıkmak, hem bayilerimize sahip çıkmak, hem de çiftçimize sahip çıkmak için üretime devam etme kararı verdik. Dolayısıyla fiyatlar ne olursa olsun biz üretime devam ettik. Düne kadar ya da 2-3 hafta öncesine kadar ekonomik bir karar olan bu konu ilk önce İngiltere'de daha sonra Avrupa Birliği'nde patlayan doğal gaz kriziyle beraber bir erişilebilirlik problemi haline de geldi. Takip ettiğiniz gibi doğal gaz fiyatları Avrupa'da MMBTU'su bu Million British Thermal Unit diye geçiyor. 4-5 eurolardan 32-33 eurolara kadar çıktı ve erişilebilirliğinde sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Bu fiyatlardan birincisi üretim yapmak feasible olmadığı, ekonomik olmadığı için pek çok fabrika kapandı. Hatlarını yarı yarıya kapattılar, farklı ölçülerde kapattılar. Bu tabii çok büyük bir yıkıma sebebiyet verdi. İngiltere'de CF Industries dediğimiz bir şirket aynı zamanda
amonyak üretirken çıkan karbondioksitini gıda endüstrisine verdiği için, gıda endüstrisinin bu sefer sürdürülebilirliği sorgulandığı için İngiltere hükümeti uygun fiyatlarla belli bir süre doğal gaz vermeyi taahhüt etti. Hali hazırda Avrupa'daki doğal gaz sıkıntısı gerek fiyat gerek erişilebilirlik olarak devam ettiği için Avrupa'daki kurulu kapasite ve ihtiyaç diğer coğrafyalara kaydı. Ne oldu? Rusya'dan bir talep, ekstra talep doğdu. Orta Doğu'dan ekstra bir talep doğdu. Trinidad dediğimiz bölgeden, Amerika bölgesinden bir talep doğdu. Dünyadaki arz talebin dengeleri bozuldu. Böyle olunca yöresel olarak başlayan, Avrupa kaynaklı başlayan kriz bütün dünyaya yayıldı ve bu böyle olunca pozisyon almak istemeyen üreticiler, pozisyon almak istemeyen satıcılar satışlarını belli bir süre için kapattılar. Ben bu kriz çıktığı zaman Uluslararası Gübre Üreticileri Birliği'nin Lizbon'daki toplantısındaydım ve yıllık görüşmeler yapıyorduk aslında. Bir dizi imalatçı, üretici fiyat vermiyoruz, ne zaman tedarik yapabileceğimizi de bilmiyoruz mesajını verdi. Ve bu tabii biraz önce söylemiş olduğum ekonomik problemden erişilebilirlik problemini beraberinde getirdi. Avrupa Birliği ile beraber Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde bir nebze daha yumuşak geçecek gibi gözükmekle beraber gözüken o ki bu Nord Stream 2 dediğimiz gaz hattı Rusya'dan gelip de Ukrayna'yı bypass edip Almanya'ya, Avrupa'ya gaz getiren gaz hattı tamamıyla işlevsel olana kadar bu konu gündemimizde olacak. Belki hani rahatlatıcı olarak şunu söylemem gerekir. Hani hep de kötü haber vermek, endişe vermek çok hoş bir duygu değil. Biz amonyak, Toros tarım olarak amonyak tedariğimizi iki farklı kaynaktan çerçeve anlaşmalarla beraber yapıyoruz. Ve bu çerçeve anlaşmaları kapsamında dünyanın farklı lokasyonlarından gerekirse amonyak tedariği de var ki dönem dönem erişilebilirlik ve fiyat dengelerine bağlı olarak biz amonyamızı Ukrayna'dan da alıyoruz, Rusya'dan da alıyoruz, Cezayir'den de alıyoruz. Hatta dönem dönem Trinidad'dan bize amonyak geldiği de oldu. Bizim şu anda Toros tarım olarak amonya erişimimizde bir engel gözükmüyor. Dolayısıyla Türk tarımı ya da Türk çiftçileri bu anlamda biraz daha rahat nefes alabilirler. Peki, şimdi son 9 dakikamızda kalmış, böyle hızlanmak adına biraz önce sizin sorarsınız dediğiniz noktaya geleceğim. Hem fiyatları soracağım, Türkiye'deki yansımaları tüm bu öngörülemezlikle beraber. Onunla beraber ikinci soruda dün resmi gazetede yayınlanan karar, gübre ihracının kayda bağlanması. Sektörün muhtemelen bekliyordu ama sektörle iletişime geçildi mi bu karar alınmadan önce? Böyle bir karar alınacak, ihracat bağlantılarınızı ona göre ayarlayın gibi. Onu da merak ediyorum. Buyurun. Evet, şimdi teşekkür ederim sorunuz için. İlk sorunuzdan başlarsam, üre gübresi aralarında en kaotik fiyatlandırmayı içeren ürün oldu. Çünkü direkt doğal gazdan yapılıyor. Bir ton üre için 28 MMBTU'ya yakın doğal gaz kullanmak gerekiyor. Üre gübresi 2020 ocağında 242 dolardı. 2020'nin Eylül'ünde 265 doları gördü. Bu hafta 830 dolar. Neredeyse 4 katına çıktı. DAP, diamonyum fosfat ya da işte fosfatlı gübre dediğimiz gübre 2020'nin ocağında 291 dolardı. 2020'nin Eylül'ünde 341 dolar oldu. Bugün itibariyle 700 doları geçti. Bu söylediğim fiyatların hepsi uluslararası fiyatlar, uluslararası piyasalarda FOB denilen açık, bulk ve paketlenmemiş ve yerinde ürünlerdir. Dolayısıyla 700 dolara FAS'tan DAP gübresi almak için ilk önce gübreyi FAS'tan Türkiye'ye getirmeniz, onun arkasında gümrük işlemlerini yapmanız, ondan sonra da paketlemeniz gerekir. İkinci sorunuza gelince,
bu ikinci kademe gelen ihracat yasağı net olarak bizimle bir şey paylaşılmadı. Yalnız Tarım Bakanlığımızda, Ticaret Bakanlığımızda bizi dönem dönem toplayıp fiyatların yüksekliğiyle alakalı bizlerden çeşitli önlemleri almamız yolunda ricalarda, telkinlerde bulunuyor. Bunun bizde şöyle yansımaları oldu. Şimdi ilk kategori fosfatlı gübreler için yasak geldi. Normal koşullar altında bu tip bir yasak geldiği zaman belli bir geçiş süresi verilmesi gerekir. Biz özellikle iki pazara, Ukrayna ve Romanya pazarına kendi markamızla beraber gübre satıyoruz. Komodite olarak satmıyoruz, açık satmıyoruz. Dolayısıyla orada oluşturmuş olduğumuz belli bir müşteri algısı ve müşteri network'ü var. Ve bu o yasak geldiği zaman bizim yapılmış anlaşmalarımız vardı. Hatta Samsun'daki fabrikamıza demirli bir gemi Ukrayna'ya zannediyorum 5-6 bin ton civarında diamonyum fosfat gübresini göndermek üzere, ihraç etmek üzere bekliyordu. Ben kendim bir fiil bütün yetkililerden ya en azından şu demirli gemiyi gönderelim. Hem demuraj ödüyoruz, ceza ödüyoruz. Hem şirket olarak ama bence ülke olarak da, ülkemizin güvenilirliği olarak da prestij kaybediyoruz. Lütfen bunu yüklememize izin verin diye ricacı oldum. Olumlu bakılmadı. Neticesinde biz zannediyorum 6-7 gün demuraj ödedikten sonra force majeure ilan ederek bakanlığın bu ihracatta kayıda tabi kararını force majeure ilan ederek gemiyi geri gönderdik. Bu arada tabii bu ihracatta kayıda tabi notasyonu belli bir grubu yanıltıyor. İşte yasak değil ki yalnızca kayıt ettiriyorsunuz deniyor ama şu anda biz en azından hiçbir başvurumuza gerek fosfatlı gerek azotlu gübre ihraç etmekle alakalı izin alamadık. Dolayısıyla bir yasak olduğunu söylemek mümkün. Dün gelen yasağa bakıldığı zaman ise durum biraz daha bence farklı. Fosfatlı gübredeki arz talep ve üretim kapabiliteleri düşünüldüğü zaman geçiş süresi verilmek üzere bu tip bir Türk çiftçisinin önceliklendirilmesi dönem dönem yapılabilir. Bunu dünyada farklı ülkeler yapıyor. Fakat azotlu gübrelere baktığınız zaman Türkiye'de şu anda 4 tane kurulu kalsiyum amonyum nitrat, amonyum nitrat üreten fabrika var. Bu fabrikaların yıllık kapasitesi 2,5 milyon ton. Türkiye'de bir yılda 1,2 milyon ton kalsiyum amonyum nitrat satılır. Amonyum nitrat satılması 2016 yılından beri yasak. Dolayısıyla şirketler de kapasitelerinin geri kalan kısmını ihracat yaparak değerlendiriyorlardı ve bakıldığı zaman yılda 700, 800, 900 bin tonlara kadar nitratlı gübre ihracatı yapılıyordu. Şimdi zaten kapasite fazlası olduğu ve ihracatın yasaklandığı ortamda iç piyasaya farklı önlemler alınmadığı sürece dönmeyecek bir ürünle alakalı ihracat yasağının alınmasının ne kadar rasyonel olduğunu bence düşünmek gerekiyor. Sonuçta bu kurumlar da çok büyük sermaye yatırımlarıyla beraber kuruluyor. Sabit giderleri çok yüksek. Bu sabit giderleri mutlaka belli tonajlara dağıtmaları gerekiyor amortisman olarak. Aksi takdirde maliyetler yükseliyor. Hatta belki ironik olarak şunu söylemek mümkün. Bu tip bir kapatmanın, ihracatı yasaklamanın bırakın birim maliyetlerin azalmasını artmasına sebebiyet vereceğini söylemek bile mümkün. Aslında soracağım soru nasıl etkiler fiyatlara bir olumlu yansıması olur mu diyecektim. Siz kısmen cevap verdiniz. Son iki dakika. Dolayısıyla orayı da şöyle sorayım. Ne yapmak lazım? Şimdi Ekim dönemi çiftçinin gübreye ihtiyacı var. Fiyatlar artmış vaziyette. Örnek olarak gözüme çarptığı için söylüyorum. Rus hükümeti enflasyonla mücadele kapsamında gübre üreticilerinin de aralarında bulunduğu birçok sektör için sabit bir doğalgaz fiyatı uyguluyor. Bundan dolayı da gübre üreticileri özellikle Temmuz-Aralık döneminde gübre fiyatlarını Rusya'da sabitlemiş durumda. Çiftçiye rekabet avantajı sağlamak açısından. Bu bir örnek. Doğalgaz ihracatçısı bir Rusya, buğday ihracatçısı bir Rusya'da enflasyonla mücadele ediyor. Onun için söyledim bunu. Ne yapmak lazım, ne yapılabilir? Son bir buçuk dakika buyurun.
Kısa vadede gübre teşviklerini arttırmak lazım. Siz Rusya örneğini verdiniz, ben Hindistan örneğini vereyim. Hindistan bu yıl Haziran ayında DAP gübresine uyguladığı teşviği arttırdı. Bir önceki yıl 1600 rupiye satılıyordu DAP gübresi. Destek 500 rupiydi. Bakın neredeyse üçte biri. Zam gelince DAP gübresinin uluslararası piyasalarda Hindistan hükümeti dedi ki ben çiftçimin yine 1600 rupiye almasını sağlayacağım. Bunun karşılığında DAP gübresindeki desteği 1200 rupiye çıkartıyorum. %140 arttırıyorum dedi. Ve 2800 rupi olan DAP gübresinin 1200 rupisini şu anda Hindistan hükümeti karşılıyor. Kısa vadede bu bir önlem. Orta uzun vadede doğalgaz bence çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Türkiye bir yılda 50 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor. Bugün 600 bin ton üre kapasiteli bir tesis aşağı yukarı 500 milyon metreküp doğalgaz tüketir. Yani baktığınız zaman %1'i bile değil. Burada 4 tane, 2 tane, 3 tane, 4 tane üreticiye doğalgazla alakalı farklı bir fiyat ve bu fiyat karşılığında da iç piyasada da burada üretilen ürünleri farklı bir fiyatta satmasıyla alakalı bir teşvik sistemi konumlandırılırsa baktığınız zaman biz şu anda Mısır'daki, Rusya'daki, Katar'daki üreticilerin tesislerinden gelen doğalgazı zaten çok yüksek fiyatlarla dolaylı olarak almış oluyoruz. Bari en azından hem tedariği sağlayalım, tedarinin evet, sürdürülebilirliği garanti olsun, hem de bununla alakalı istihdamı, yaratılan kaynağın vergilendirilmesi evet, ülke içerisinde kalsın. Çok teşekkür ediyorum. Yayına verdiğiniz katkılardan dolayı sürenin sonuna geldik. En azından bu son cümlelerde bir öneri olarak not düşülsün bizim program aracılığıyla. Bugün Tekfen Holding Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral'la birlikte kimyevi gübre sektöründeki gelişmeleri, arzdan talebe, fiyata kadarki gelişmeleri konuşmaya çalıştık. Konuşmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.